10. Hikaye. Şam Camii'nde. Bir yıl Şam Camii'nde kendisine selam olsun Yahya Peygamber Türbesi'nin başucunda itikafa girmiştim. Nasılsa Arap hükümdarlarından insafsızlığıyla tanınmış biri türbeyi ziyarete geldi. Namaz kılıp hacet diledi. Bu kapının toprağına yoksul da köledir, zengin de. Hele daha zengin olan daha çok muhtaçtır. Sonra bana döndü. Çetin bir düşmandan çekiniyorum, dedi. Dervişlerin himmet ve samimi ibadet makamından gönlünüzü bana yoldaş ediniz. Cevap verdim. Zayıf olan halka merhamet et ki, kuvvetli düşmandan zahmet çekmeyesin. Zorlu pazılarla, yumruk gücüyle, takatsız bir zavallının pençesini ezmek yanlıştır. Düşkünleri esirgemeyen kişi korksun. Bir gün ayaktan olursa elinden tutan bulunmaz. Kötülük tohumu ekip iyilik uman kimse kafasını beyhude yormuş, boş kuruntulara düşmüş olur. Pamuğu kulağından çıkar da halka karşı adil ol. Sen adil olmazsan eğer, bir adalet günü gelecektir. Ademoğulları aynı vücudun uzuvlarıdır. Çünkü aynı cevherden yaratılmışlardır. Felek bir uzva elem getirse öbürlerinin huzuru kalmaz. Ey başkalarının acısıyla kaygılanmayan, sana insan demek yakışık almaz.''